Türkiye'liler, sevgili öğrencilerimiz ve Türkiye dostları, hoş geldiniz demek için mikrofona çıktım ama burada bir dakikadan fazla durursam bana çok kızacağınızı biliyorum. Çünkü bugün çok büyük bir hocamızı, mülkiye yapan hocalarımızdan birini, bir efsaneyi ağırlıyoruz. Kendileri öğrencileri ve mezunları kırmadılar. Çünkü FESKOM'la birlikte, Festival Komitesi'yle birlikte Mülkiyeliler Birliği'nin ortaklaşa etkinliği, abi, ablalar ve kardeşler bir etkinlik yaptık. Abi, ablalar ve kardeşler bir etkinlik yaptığında da efsane hocamızı çağırmak ilk aklımıza gelendi. Kendileri de, şunu çok iyi biliyorum, bu tip programlara katılmayı tercih etmedikleri halde Mülkiye'yi, fakülte öğrencilerini kırmadılar. Bugün bizle birlikteler. Fazla söze gerek yok. Çok büyük bir hoca. Sevgili Profesör Doktor Nermin Avadan Unat bugün Mülkiye'de bir kez daha. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sizlere de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Serpil Hocam, aynı zamanda hocamın son asistanı bildiğim kadarıyla. Bu asistanlık ilişkisini akademisyenler çok daha iyi bilir. Dünden beri hocamla birlikteyiz. Serpil Hocam da birlikte ağırlıyoruz. Ben Serpil Hocam'ı önce davet etmek istiyorum. Sonra da söyleşimize başlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
konuşmayacağım ama şurada şey müsaade ederseniz oturacağım. Yoksa buradan hitap etmek isterdim. Şunu söyleyeyim. Benim yaş 95'i doldurmak üzereyim. Yani bir yüzyıl ve kulaklarım gitti. İyi duymuyorum. Ama yine de duymaya çalışacağım. Ve özellikle genç öğrencilerimden dünya görüşlerini duymak istiyorum. Çünkü ancak gençlikle bağlantı halinde kalan insan bugünü anlar. Yani o bakımdan bakıyorum, epey genç yüzler görüyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Söylemediğim şeylerden bir tanesi, işte yine yaştan dolayı bu kış duş yaparken ayağım kaydı. Bilanço 4 kaburgamı kırdım. Şimdi yani Ocak ayında ama işte iyileştim ve epey sağdan soldan beni biraz dinozor seyreder gibi davet edenler oldu. Hiç kimsenin davetini kabul etmedim. Gelmek yani uçak zor. Yalnız Erdal Bey'in davetine peki dedim. Neden? Çünkü ömrümün 45 senesi geçti. Yani ben bu siyasal bilgilere 1953 Aralık ayında girdim. Onun üzerine bugün 63 sene geçti. 63 sene az bir şey değil. Ve onun için otomobille karayolundan geldim. Geldiğime de çok sevindim. Yani eski arkadaşlarımı gördüm. Şimdi anladığım kadarıyla eski bir geleneği tekrar canlandırmak üzere bir program yapılmış. Ben sarı kız dedikleri ineği de göreceğim diye umut ettim. Ama kalamayacağım burada. Onun için sarı kızı benim için öpün. bilmiyorum. İnek bayramı kral ve kraliçesini de seçtiniz mi? Bir zamanlar onlar da seçiliyordu. Şimdi özellikle genç arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Gelenek, yani gelenek devam ettirmek çok güzel bir şey. İnsan o zaman eğlenir falan. Ama aynı zamanda da bir mükellefiyet yüklüyor. Yani geleneği yeniden yapmak, ona uymak, aynı zamanda bu gelenekle bir mesaj vermek demektir. Bilmiyorum bu sene nasıl bir mesaj vereceksiniz? Burada olmayacağım. Şimdi biraz şöyle geriye bakalım. Herhalde farkındasınız. Türkiye en huzurlu
Ömürlü eğitim yuvalardan birisi Mektebi Mülkiye. Ve bu uzun ömür içinde 6 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 61 hükümet gördü. Az bir bilanço değil. Bu ara Mektebi Mülkiye şahaneyken dönemin Jön Türk hareketini korur gibi olunca şahane sıfatını sildiler. İlk protesto hareketini de Abdülhamit döneminde kendilerine verilen bayram şekerinden sonra müdürünün öğrencilere "çok yaşa padişahım" diye yüksek sesle bağırmalar üzerine yaptılar. Ne yaptılar? Şekeri ayaklarıyla ezdiler. Tabii o zamandan bugüne kadar bu kadar masum bir protesto hareketi olmadı yani bu. Ama şunu gösteriyor, padişahlık zamanında da hayır dedi demesini bildiler. O senelerde İstanbul'da Mektebi Mülkiye 9 defa taşındı. Oradan oraya, oradan oraya. Ankara'ya gelmeden önce en son Yıldız Sarayı'na ait Yaveran binasında barındı. Rahmetli hocalarımızdan Bahri Savcı orada kalıyordu yatılı olarak. Ve nasıl taşındıklarını da vaktiyle bize anlatmıştı. Meşrutiyet döneminde o şahane sıfatı kaldırıldı. Yani bir şeyle meşrutiyet, özgürlük demek, şahane, padişaha sadık demek olmaz. Birinci Dünya Savaşı arasında da 3 sene kapatıldı. 35'te Ankara'ya geldi. 43'te Mülkiyeler Birliği kuruldu. Erdal Bey şimdi onun başkanlığını üstlendi. 50'de de Ankara Üniversitesi'ne girdi. Şimdi 1950'ye kadar burası seçkin, sınırlı sayıda erkek öğrencilerden oluşan kapalı bir alemdi. Ve yatılı olduğu için onların bir sürü hatıraları var. Bana nakledilenlerin en önemlisi yastık kavgası. Bu İnek Bayramı'ndan önce 20'lerde şubeler yastık atılardan şey etmeye çalıştılar. Fakat üniversite bünyesine girdikten sonra sadece erkek öğrenci değil, kız öğrenci de almaya başladılar. Aslında yanlış söylüyorum çünkü kadın demem lazım. Kadın öğrenci de almakta gecikmedi. Öğretim üyesi olarak da ilk defa ben 1953 Kasım'ında asistan olarak girdim. Ve böylece ilk asistan, ilk kadın doçent, ilk kadın profesörü ben oldum. Bugün en güzel şey, benim öğrencim de dekanlık oldu. Yani kadınlara karşı kurulan son kalede düştü. Benim tabii gönlüm isterdi ki bu Serpil, Doktor Serpil Sancar devam etseydi dekanlığa. O bakımdan kırık not verdim. Siyasal bilgiler her zaman reform yanlısı, akademik özgürlük, özellik, akademik eleştiri hakkının savunucusu oldu. Her zaman ve zannedildiğinden farklı olarak
Darwin'in evrim kuramını Cumhuriyet'ten çok önce 1912'de Sadda Efendi tarafından okutulmuş. Karl Marx ve John Maynard Keynes ilk defa Sadun Aren, Mehmet Çelik ve Korkut Boratav tarafından derste anlatılmış. Türkiye bugüne kadar sahip olduğu en özgün ve özgür 61 Anayasası büyük ölçüde Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları tarafından hazırlanmış. Her ne kadar bir askeri darbe sonucu oluşturulmuşsa da o anayasa bana göre Türkiye'nin özellik tanıyan kurumlara yer veren tek anayasadır. Fakat o anayasa kabul edildikten sonra 3 yıl geçmeden bu özgürlüklere şal giydirmek lazım diyen Nihat Erim önerisi üzerine değiştirilmiş. Üniversite ve TRT'nin özerkliği kaldırıldı. Oysa sıkı yönetim varken askeri darbeden sonra onu o dönemin askeri yöneticileri İstanbul Üniversitesi'ni görevlendirmişlerdi yeni anayasayı yapmak için. İstanbul Üniversitesi de Sıdık Sami Yonlar'ın başkanlığında daha çok korporatist bir anayasa yapmak istedi. Ama siyasal bilgilerde o tarihte Tahsin Bekir Balta, benim kürsü hocam ve beni yani ilk kadın olarak asistan alan hoca Tahsin Bekir Balta Rizeli'dir. Türkçesi de zor anlaşılıyordu. Aslında benim Türkçem de zaman zaman kusurlu oluyor ama buna rağmen ben onun Lazca Türkçesini çeviren bir asistan oldum. Bana gelip soruyorlardı. Şimdi Tahsin Bekir Balta İdari İlimler Enstitüsü kurdu. Ve bu yani şeyde üniversitede kurulan enstitülere özellik tanındı anayasa çerçevesi içinde. Onun üzerine İstanbul böyle bir proje hazırlıyorsa siyasal da proje hazırlar dedi. Yukarıdaki profesörler odasında açıldı. Hiçbir yerde tartışma yapılmazken bir taraftan milli birlikçiler yani darbe yapanlar, bir taraftan kovulanlar, bir taraftan öğretim üyeleri herkes bir araya gelip o yeni anayasayı öyle tartıştılar. Yani bu kolay kolay görülen bir şey değil. Bunu yani hatırlatıyorum. Çünkü her kurumun bir şanı var, şerefi var. Bu zaman zaman şeyleri kırmak da olabilir. Kurallara karşı gelmek de olabilir. O bakımdan onu bir yere kaydetmek lazım. Mülkiyet dışarıda sol ideolojisinin kalesi olmakla suçlanırdı. Her dönemde oysa her dönemde öğretim üyeleri ve gerekse öğrenciler arasında her türlü görüşe yer vermiştir. 50'den sonra hocalardan Turhan Feyzioğlu, Aydın Yalçın, Mümtaz Soysal, Şerif Mardin Forum dergisini çıkarttılar. Bunlardan Turhan Feyzioğlu, Aydın Yalçın daha çok muhafazakar, liberal düşünceyi, Mümtaz
solu Şerif Mardin'de Osmanlı beğenen görüşleri sahip insandır. Yani dergiyi kurarken bile farklı görüşlere yer verdiler. Feyzioğlu bir ara dekan oldu. Feyzioğlu benim aynı zamanda sınıf arkadaşımdı hukuktan. Dekan sıfatıyla bir konuşmasında bu memleketi ya ilim ya zulümle idare edilir dedi. Ve o senenin mezunlarına da sakın nabza göre şerbet vermeyin dediği için hop dediler, vekalet eline aldılar. O da tabii istifa etti. 12 Mart darbesinden sonra anayasa kitabı yazmak gibi bir suç işledi Mümtaz. Ve o günün dekanı olduğu için de görev başında tutuklanıp hapishaneye götürüldü. Ve ondan sonra tabii o kitap nedeniyle kitabı kullananlar da takibata uğradı. Bu arada 1973 ile 94 arası büyük çoğunluğu siyasal bilgiler mezunu olan Türk diplomatlarımızdan 36 kişi 1915 yılının olaylarını dünyaya kamuoyuna yerleştirmek emeliyle Asala denilen Ermeni taraftarların saldırısı sonucu iş başında şehit edilmiştir. Bu az bir şey değildir. 36 kişi bunlardan Viyana'da, Paris'te, Roma'da, Madrid'de öldüler. 12 Eylül 1980'de bir darbe daha geçirdik. Rektör İhsan Doğramacı üniversitede tasfiye yapabilmek için bir akademisyenleri bir tasfiye kanunu çıkmasını istedi. Evren Paşa'nın emri üzerinde meşhur 1402 sayılı kanun çıktı ve Kenan Evren'e baskı yapıp 95 akademisyene sarı zarf gönderildi. Amerika'da pink slip derler işten atınca. Bizimkiler pembe değildi de sarıydı. Bu kanunun kurbanlarından 21 tanesi mülkiyeliydi. Mülkiye her dönemde üniversitenin temel işlevi olan düşündüğünü söyleyebilmek hakkını savunmuştur. Bedeli de ağır olmuştur. Ahmet Taner Kışlalı anlaşılan Atatürk'ten fazla bahsetti ki evinin önünde bomba ile patlatıldı. Mezunlarından Altan Öğmen, Emre Kongar, Hasan Cemal, Oral Çalışlan ve diğer yazılarıyla görüşlerini yaymaya çalışan mülkiyeliler mahkemeye davet edildiler. Altan Öğmen uçak kaçırmakla suçlandı. Hasan Cemal başka bir şeyle. Siyasal bilgiler mezunu olup da hakkında kovuşturma yapılmayan az insan var. O az insanların yanına eklerseniz beni, yani ben hukuk mezunuyum ama gönülden siyasal oldum. Benim için de güzel bir tahkikat yapıldı. O da şöyle oldu. Mülkiyeliler geziye çıkarlar. Bir ara bizimle beraber öğretim üyeliği yapan yabancı kökenli öğretim üyeleri gelmişti. Birer yıl için işte Yeni Zelanda'dan, Hollanda'dan, İngiltere'den falan.
bir şey Karadeniz ve oradan da Van'a gidilecek iki araba ile bir arabada rahmetli eşim Yavuz Abadan, bir arabada da ben. Yeni Zelanda'lı öğretim üyesi geçiyoruz şeyleri, köyleri. Burada dedi, her yerde okul var değil mi dedi. Ben dedim ki, var dedim. Arkada, sonradan öğrendiğimiz, Adalet Bakanlığı'nın da görevlendirdiği bir zat-ı muhterem vardı. Her yerde var dedi. Adam anlayınca tartışma olduğunu, iş kolay dedi. Bundan sonraki bir köyden geçersek dururuz, sorarız. Hakikaten de 15 dakika sonra bir köye girdik. Durduk. Şimdi bir adam göründü. Ben indim arabadan. Merhaba dedim. Okulunuz var mı? Hiç unutmam adamın söylediğini. Hayır ama misafir ağırlamasını biliriz. Tabii son derece gözlerim doldu. Arkadaki adam dedi ki, sizi dedi vatan hıyanetinden suçluyorum dedi. Ankara'ya gidince bunun hesabını vereceksiniz. Hakikaten de bizim hakkımızda Yavuz'la benim meslekten ihracı şeysiyle bakanlar kuruluna kadar gitti. Oradan döndü. Yani bir geri olmak şeydir. Bir rozet gibidir. İşte karşımda şey oturuyor, baskın oturuyor, o şerefe o da nail oldu da Kızılcanlı çok sempatik bir hapishanede kaldı bir sene. Çünkü bir Amerikan sefirinin Esenboy'a inmesini engellemek için yere oturmuşlar. Benim hayatımda fiilen hapishaneye girdiğim tek yer orası. Ama o kalmadı. Onu anlattığına göre. Şimdi Mevki'ye sadece siyaset biliminin eleştirel akıldan süzmekle kalmadı. O Mevki'ler aynı zamanda tiyatroya, sanata çok meraklıydılar. Şimdi ekranlardan eksik olmayan İlber Ortaylı ve Nuri Çolakoğlu çok ilginç piyesler sahneye koydular, rol aldılar. İmre Erşen diye bir hanım arkadaşımız tanınmış bir ressam oldu. Edebiyatçılardan Ayla Kutlu, Ece Ayhan önemli yazarlar oldu. Mülkiye, Türkiye'nin sosyal bilimler alanına yeni kavramlar getirdi. İşte Yavuz Abadan dekanlığı sırasında Birleşmiş Milletler'in önerisiyle Türkiye ve Amme İdaresi, Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kuruldu. Eğer Birleşmiş Milletler'in bir ütopya olarak gördüğü şeyi gerçekleşseydi belki bugün o Suriye iç savaş olmayacaktı. Çünkü model Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerinden Ankara'ya, Ankara'daki enstitü değişmeler sonucunda daha demokratik bir yönetim yerleştirmek. Türkiye'de siyaset biliminin ana konuları da yani Türk üniversiteler içinde ilk defa burada girdi. Siyasi partiler, seçim sistemleri, mukayeseli anayasa sistemleri, siyasal davranış, siyaset sosyolojisi. Fulbright kurslarından faydalanma ve bunlarla dış temas genişletme de siyasalın önemli anlamışlarından biri olmuştur. Şimdi geliyorum can alacak noktaya. Günümüz mülkiyesi, mülkeli. Acaba eski abi ve ablaları gibi ülkesine hizmet edebilmek için
çırpınıyorlar mı? Yani bizim bir zamanlar inandığımız şey, madem ki okuyabildik, bu fakir memleket, bu ayağında çarık yiyen adamlara rağmen bize bir eğitim hakkı verildi, nasıl karşılık verirdik? Yani bizim kuşaklar böyle düşünüyordu. Yoksa bugünkü tüllap bütün dünyada olduğu gibi bizde de devlete hizmet etmek artık çekici değil. Kanınca çağdaş teknoloji genişledikçe etkilerini duyuran küreselleşme çok farklı bir insan tipine yol açmıştır. Bu insanın kimliği bazı hallerde değişmiştir. Bazen çift tabiyetli olmuştur. Kimisi istikbalini dairesel göç dediğimiz bir süreç içinde sürdürmeyi düşünmektedir. Bana nerede ihtiyaç görülürse ben oraya giderim. Emekli olduktan sonra da güneş ve fazla sıcak olmayan, güneş olan bir yere gider yerleşirim. Yani ey vatan, gözyaşların dinsin şarkısını artık söylemiyor. Onu unutmuş olabilir, unutmuş olabilir diyorum. Kısacası günümüz insanı devletine hizmet etmek isteyen yurttaş yerine birey olmuştur, birey. Bu birey için neler önemlidir, o değişiyor. Koridorda gelirken baktım, bir öğrencimiz, galiba bir kadın öğrencimiz, kediler için yer arıyor, yuva arıyor. Yani bu tabii güzel bir şey. Ama onun önceliği hayvanlar alemi. Halbuki yani bizim önceliğimiz, yani benim kafamdaki öncelik başka yerdedir. Yani katiyen bunu bir kusur olarak görmüyorum. Ama işte birey devletin hizmetine girmeye, iktidara tapınma demektir. Biat etmek. Haklı bir davayı savunurlarsa o zaman da azletmekle öderler. Onun için devlete girmek zor bir karar. Küresel ekonomi ise bireyi oyalabilmek için bütün düşünce ve çözümleri ürün olarak satmaktadır. Şimdi siz açarsanız televizyonu, sanal ofisler var. Sizin parlak bir fikriniz var. Bir e-mail adresi vermeniz gerekiyor ama paranız yok. O ekranda görülen kiralık bir daireyi ofis olarak gösterebilirsiniz. Oradan da girişimci sıfatıyla ürün satarsınız. Yani bunu tabii yapan kişi girişimci olarak küresel ekonomide iyi bir not alıyor. Bana göre aldığı eğitimin karşılığını vermiyor. Bugün nasıl yaşanır? Yaşam koçları var. Ülkeler arasında, kıtalar arasında aile yaşamları var. Aşk ilişkileri de böyle. Bir hafta burada, bir hafta burada. Böylece de kıvılcım canlı kalıyor. O da tabii birey için güzel bir şey. Bugün birey aynı zamanda çok yalnız bir kişidir. Siz hiç parkta dolaşırken baktınız mı? Yan yana oturan bir çift ne kadar da kendine yakışıyor. Ama çoğu defa ellerinde akıllı telefon. O tak akıllı telefona bakıyorlar ve birbirlerine mesaj gönderiyorlar ama yan yana oturuyorlar. Yani bu yalnızlık, bu tüketicilik, konuşmak yerine
yorumlayan asimetrik bir medyadan geliyor. Yani medya bunu yapıyor ve artık konuşmak da bir sanat oluyor. Bir koç lazım. Ben kız arkadaşımı şey çektim, nereden bahsedeyim? Çünkü artık unutmuş. Tekst yapıyor, tekstin yapıyor. Benim torunum da yapıyor bunu. Yani sakın zannetmeyin ki kendimi bunun dışında görüyorum. Fakat bu koşullar karşısında dev iletişim şirketleri ekranda ne yansıtıyorlarsa gerçek odur. Şimdi Merkel 4 ay mı 5 ay içinde 4 defa Türkiye'ye geliyor. Medya bu ziyareti şöyle yansıtıyor. Gidiyor bir yerde şey gösteriyor Alman Başbakanı. 4 tane dudakları boyalı ama başları türbanlı, beyaz giymiş böyle masumiyet timsali 4 tane hanım kız. Ondan sonra biraz sonra 6 tane küçük bızdık olan çocukları, bunları okşuyor ve bitti. Yani ziyaret bundan ibaret, vizitte. Tabii hiçbir şekilde gerçek çadır kentleri göstermek, çadır kentlerinde ekmek kapmak için yapılan mücadele falan, böyle şeyler yok. Yani medya hangi küresel sermayenin gözlüğünü şey etmek istiyorsa onu gösteriyor. Ve o zaman tabii biz çok iyi bir bekleme salonu oluyoruz. Siyasal bu koşullar karşısında siyasal bilgiler öğrencilerinin demokratik bir yönetime ulaşılması için kimi zaman ılımlı, çoğu kez kararlı baskıya dayanarak giriştikleri atılımların şansı nedir? Demokrasinin var olabilmesi için zaman zaman oya başvurmak yeterli değildir. Bugün her vesileyle sivil toplum hareketlerine fırsat tanımak lazım. Ama sıfır sivil toplum hareketlerinin olabilmesi için de muhalefete tanınan öneme bağlıdır. Yani ben Amerika'da Fulbright bursuyla gittiğim zaman bir ailenin yanında kalıyordum. Ailenin erkek kadını, yetişkin fertleri sosyal hizmet sektöründe çalışıyorlardı ve dolayısıyla Demokrat Parti taraftarlarıydı. Ara sıra akşam beni davet ediyorlardı. O evin en küçük oğlanı elinde bir şeyle bir pankart yazmış üstünde. Ike, Eisenhower anlamına geliyor. Dönüp duruyor. Yakaladım, dedim ki sen dedim nasıl oluyor yani annem baban Demokrat Parti için çalışıyorlar. Ama dedi muhalefet olmadan olmaz ki dedi. İşte o vazife üzerine aldı. Yani bütün bunlara rağmen o diye yani o ailede bir toplum içinde muhalefet olmazsa olmaz, yaşam olmaz. Şimdi değerler diyorum. Biz değerler üzerinde artık politikaya şey ediyoruz. Ve onun için fikir özgürlüğünün ayrılmaz parçası hayır demektir. Sadece para ve reklam yoluyla pompalanan bir zafer, var olan eşitsizliği, adaletsizliği, haksızlığı örtmekten başka işe yaramaz. Şimdi 21. yüzyılın Türkiye'si, nüfusu kalabalık, fakat laiklik ilkesinin
Ama yasal güvencesinden yoksun kalırsa, dolayısıyla rasyonel düşünce yeteneğini yitiren bir ülke durumuna düşerse, bunun en büyük zararını görecek olan yarınki kuşaklardır. İnanç sistemi duyguların egemen olduğu bir düşünce tarzıdır. Halbuki objektif ölçülerle oylanı değerlendirebilmek için laiklik ilkesinin sağlamış olduğu rasyonel, mantığa dayalı bir düşünce sistemi lazım. İkisini birleştirmek belki mümkün ama muhakkak ki bunlardan bir tanesi daha basılacak. Mantığa daha fazla yer tanımazsanız o zaman tabii ki inan sistemin vermiş olduğu emirlere göre bir hayat. Bu hayatta demokrasi olmaz. Çevre sorunu, iklim değişikliği temennilerle çözülmez. Onu muhakkak bakmak lazım. Neden çözülemiyor? Dikkatimizi oyun ve maçlar sunan internetten başka kitaplara, bilimsel toplantılara, tartışmalara, yüz yüze konuşmalara verebilecek yeter sayıda aydınlarımız olursa, bu cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal, İsmet İnönü gibi liderler bir dünyayı gerçekleştirmek için o dönemin etnik farkları niye göz ardına koyduklarını anlayabilecekler. Osmanlı İmparatorluğu çöktüğü zaman 17 devlet yaratıldı. 17 devletin içinde bir tanesini şöyle bir araya getirmek için o dönemin düşünce sistemine göre bir cumhuriyet kurdular. Fakat bugünkü teknoloji ne de vicdanımız aslında büyük fay hatları var. Bu daha evvelki Osmanlı İmparatorluğu'nda önemli bir unsur olan bir nüfus parçası bugün cumhuriyetimizin içindedir. Onun bir sürü talepleri vardır. O talepleri görmemezlikten gelemeyiz. Onun için yapılabilecek, yani eğer her akşam düşen şehitlerin sayısı ve patlayan bombaların tahrip ettiği şehirler haberleriyle karşılaşmak istemiyorsak bir masanın etrafında toplamak lazım. Bir masanın etrafında ne kadar yaklaşabilirsek o kadar yaklaşmaya çalışmamız lazım. Ama bunun için de bir bakış açısı lazım. Benim çok değer verdiğim meslektaşım Serpil ömrünü kadın sorunlarıyla harcadı. Ben de çok yazdım, çizdim. Fakat Türkiye'de kadınların büyük bir kısmının istediği barış, anneler özellikle ve özgürlüğe değer veren diğer kadınlarımız, genç kadınlarımız ile kutulara ayrılmış erkeklerimiz bir masanın iki tarafına oturmazlarsa bu iş olmaz. Onun için bu diyalogu kurmak lazım. Yani karar verenler sadece bıyıklı karara katılmayanlar ise ya başı örtülü ya başı açık kadınlar olursa bu olmaz. Benim bütün temennim ortada asimetrik bir mücadele var. Bu mücadeleye girecek olan
liderler lazım, önderler lazım. Sadece kendin için değil ama bu topraklar için de hayatta kalmak şartıyla çalışacak olan insanlar olduğuna inanmak istiyorum. Biraz inanmak istiyorum hiç olmazsa. Bunların eğer varsa bunun bir kısmı da sizsiniz. Onun için şimdi sizden burada sabredebilmiş öğrencilerimizden ne olur birkaç soru sorun bana. Yani sorun da bu 95 yaşının sonunda ben bir şey öğreneyim. Yani sizi siz ne istiyorsunuz hayattan? Neye önem veriyorsunuz? Ve bu cumhuriyet nasıl yaşasın? Nasıl bir eğitim sistemi istiyorsunuz? Yani bana sorun. Ben öğreneyim sizden. Çünkü öyle zannediyorum ki öğrenmek isteyenler burada değil. Başka yerde de değil. Onlar bildiklerini okuyorlar. Ben öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Olduğu için yazılı iletmenizi isteyeceğiz. Hemen bir kağıt istatalım. Yazarak iletebilen buyurun. Mikrofon var mı? El mikrofonumuz nerede acaba? Tümcer Hoca'ya verebiliyor muyuz? Burada görmek ve bu güzel konuşmayı yapabilmek için kendimi tarihli hissediyorum. Ben 1953'te girdim öğrenci olarak. Sizde ya önce ya aynı zamanda girdim. Sizde asistan Kasım dediniz ve Aralık dediyseniz sizden önce girdim. Kasım'sa beraber girdim. Yani ben öğrenci, siz asistan oldunuz. Bu birlikte çalıştık. Birlikte çalışmanın onurunu bugün de duyuyorum, onu söyleyeyim. Bir noktayı vurgulamak istiyorum. Siz dediniz ki Forum Dergisi farklı düşüncede olan insanlar tarafından çıkarılmıştır. Zannediyorum. Ben bu görüşe katılmıyorum. Bu konu önemli bir konu. Onun için vurgulamak istiyorum. Değişen toplum var. Forumda Mülkiye başkaydı. Forumdan sonra mesela Yönde fakülte başkaydı. Forum döneminde fakülte tam bir ittifak içerisindeydi. Ve muhalefete kendini adamış. Serdar Şahin Kaya'nın söylediği gibi hükümetle geçen Türkiye'ler Birliği'nde söyledi. Hükümet Adnan Menderes'le hükümet Mülkiye'ye karşı sürekli mitingler yapılıyordu. Forum da o dönemin şeysidir, dergisidir. Yani o Mümtaz da çok değerli insanlar bunlar. Aygın Yalçın da, Turan Fethioğlu da, Coşkun Kırca da, bunlar forumun yazarlarıydı. Hatta büyük kısmı Mülkiye'nin bir yerisiydi. Ama
Şeyden sonra, özellikle 27 Mayıs devriminden sonra şey değişti, mülkiye değişti, onu vurgulamak istiyorum. Çünkü yeni anayasa vardı. Anayasa yapan da yine bu fakültenin hocaları, başta Bahri Savcı. Çok değerli, çok sempatik, çok olgun bir adamdı. Ben hatırlıyorum, bizim hocamız. Şeyde, yani fakülte değişmişti. Demokrat Parti zamanında ve ilerinin 1946 döneminde Marx'ı ağzınıza alamazdınız. Solculuk tamamen yasaktı. Mülkiye için de geçerliydi bu. O 1960'da anayasasından sonra Yön dergisinin de katkısıyla Türkiye'ye solculuk geldi. Ve mülkiye bölündü. Sağcı ve solcuya bölündü. Aydın Yalçın'la Turhan Fezioğlu sağda yer aldılar. Mümtaz Soysal solda yer aldı. Bunu düzeltmek için söyledim. Bunu vurgulamamın nedeni de bu toplantıdaki arkadaşlara bu çok önemli gördüğüm noktayı belirtmek idi. Tahsin Bekir şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok çok değerli bir adam. Ayrıca benim hemşerimdi. Ben Trabzonluyum. O biraz daha doğudan. Sayın Nermin Hanım onu tercüme etmişler. Bana da derdiler ki, ya sen de nasılsın, şu adamı tercüme etmişsin dersler. Çünkü Karadeniz'de. Ama şunu bilmiyordu arkadaşlarım. Karadeniz'de her kasada başka türlü konuşur. Dilleri çok farklıdır. Ama ikinci öge, Tahsin Bekir Balta birçok yabancı dili öğrenmiş. Konuştuğu dilin Lazca'yla ilgisi yok. Karma karışık bir şey konuşuyor. Ama kendi son derece değerli bir insandı. Önünde saygıyla eğiliyorum. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Evet, öğrencilerimiz için Profesör Tuncay Bulutay, mülkiye tarihine bir katkı yaptı. Teşekkür ediyoruz. Nermin Hoca anlayamadı tabii ki. Onun için tedirgin. Doktor Nurettin Elgir. Heyecandan konuşamıyorum. Çünkü Sayın Hocamız bir hanım olarak iki unvandan bahsetti. İlk üniversitede ilk doktor, ilk doçent. Üçüncüsünü herhalde unuttu. Türkiye'de kamu yönetiminde hanım olarak ilk görev alan 1955-56 yıllarında Türkiye Orta Doğu Amerika'sı Enstitüsü'nde okurken o zaman yabancı profesörlerin yardımcısı olarak bize hocalık yaptı. Tam 61 yıl önce ve ondan sonra da Türkiye'de, Kanada'da, yurt dışında kadın haklarını ve kadın yaşamlarını, araştırmalarını devamlı olarak izledim. Ve o bana tuttuğu ışıkla 60 yıldır orman körelindeki kadınların yaşamını araştırıyorum. Burada ne mutlu bana ki 61 yıl önce bu mülkiye çatışı altında hocamla tekrar karşı karşıya kaldım. Ve şunu gönülden söylüyorum.
ayda dahi olsam o güzellik çizgileri hocamın hiçbir zaman değişmiyor. Her yerde tanırım. Eğer kabul ederse bu hafta yayınladığım Gönül Esintileri diye bir şiir kitabım var. Onu kendisine takdim etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Soru. Fakat buna verebileceğim şey şu. Sosyal medya diye teknolojinin ürettiği bir iletişim yolu var. Düne kadar basın vardı. Ondan sonra basından sonra film geldi, radyo geldi, televizyon geldi. Hepsinde yasalar kondu. Bir takım sınırlar çizildi. Ama teknoloji, işte teknoloji zaten, onu iyi anlamamız lazım. Teknoloji, küreselleşmenin doğurduğu bir gelişme diyeceğim. Tabii gelişme demek, ona bir pozitif değer şey etmiyorum ama teknolojiden vazgeçmek mümkün değil. Ne uçaktan, ne telefondan, ne vesaire. Şimdi sosyal medya bu ifade özgürlüğünü bütünüyle sağlıyor. Dolayısıyla yasaları koymakla başa çıkamazsınız. Ama bir şeyle başa çıkabiliyorsunuz. Mesela yolda gelirken arabayla bir sürü yerlerde durduk. O durduğumuz yerlerde işte çay içtik bilmem ne. Hiçbir yerde tek bir gazete satılmıyor. O zaman ne oluyor? İşte gazete en azından sosyal medyayı yol açacak olan bir fikir atar ortaya. O da olmayınca o zaman gayet rahat. Yani ifade özgürlüğünü sınırlandırmak mümkün değil. Şöyle belki mümkün ve işte bunun üzerine çalışıyorlar. Geçen hafta Behbi Koç ödül töreni yapıldı ve şimdi ismini şu dakikada ismini hatırlayamıyorum ama Minnesota Üniversitesi'nde çalışan bir fizik hocasına verildi. Sağlıkla ilgili olarak çalışıyor. Onun üzerinde çalıştığı şey beynin haritasını çıkarmak. Şimdi teknolojinin hedeflerinden biri insanoğlunun beyninin içinin okunabilmesi. Bir kısmını zaten yaptılar yalan detektörüyle. Yani kişi yalan söylüyor mu söylemiyor mu onu tespit edebiliyorlar. Ama daha ilerisi yani insanların fikrini de okumak üzere çalışmalar yapılıyor. O zaman benim söyleyebileceğim şey bunu da gerçekleştirdiği zaman bir takım insanların kafasının içini de okumak suretiyle insanlık ikiye ayrılacak. Yani
ifade özgürlüğü bugünkü haliyle kaldığı sürece kafamızdaki düşüncelerimizdir. Ve bunu işte şeyden korkarsak, Twitter'da ifade etmeye korkarsak, Facebook'ta söylemiyorsak, o zaman işte okuma makinesi icat edilinceye kadar bir ifade özgürlüğümüz kalacak, düşünce özgürlüğümüz kalacak. Onu da sosyal medyaya intikal edeceğiz. Bir de altında şey demiş, ellerinizden öperim. Bu çok güzel bir ifade. Ben el öpmeye bir sembol görüyorum. Dünün sembolü saygıdır, çok güzeldir. Batı da el öper. Fakat monşer tarzında. Ne öylesi ne böylesi. Normal olalım yeter. Şimdi, günümüz Türkiye'sinde iç ve dış politikadaki sorulara başkanlık sistemi çare olabilir mi? Olamazsa bugün tıkanan parlamenter sisteme nasıl çare olunabilir? Biz biliyoruz ki günümüz parlamenter sistemi veya mevcut merkezi devlet yapısının işçilerin, kadınların, Kürtlerin taleplerini karşılamadığı aşikar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir kere başkanlık sistemi bir tek yerde, o da göreli olarak, yani çok göreli olarak çalışıyor ama çok iyi çalıştığı söylenemez. Yani Amerika, onun dışında Latin Amerika'da benimsenen ülkelerin hepsinde bunun adı diktatörlüktür. Bir kişilik diktatörlük şeyle sınırlıdır, süreyle sınırlıdır. 5 sene, olmazsa 2 defa 5 sene. Amerika'da iyi çalışıyor mu? İyi çalışmasının bir sebebi de Anayasa Mahkemesi. Fakat orada da siyasi hesaplar var. Dolayısıyla başkanlık sisteminin Türkiye'de padişahlıktan başka bir şey olmayacağını düşünüyorum. Yani adına ne koyarsanız koyun. Bu tıkanma parlamenter sisteminde de tıkanma oluyor. Kuşkusuz tıkanma oluyor. Çok iyi çalıştığı zamanlarda oluyor. Mesele farklı düşüncede olan insanlarla beraber çalışmayı amaçlamak. Yani beraber şey etmek. Sayın Erdal Bey'e teklif ettim. Bugün Amerika başkanlık sistemi kör topal yürüyor. Ama orada bir şey var, seçim mücadelesi var. O seçim mücadelesinde seçilme şansı olmamakla beraber gördü isminde bir demokrat aday şeyden yakınıyor. Aşırı adaletsizlikten, çok küçük bir kısım zengin, çok büyük bir kısım fakir. Bunu düzeltmenin paylaşma. Şimdi ister başkanlık sistemi, ister parlamenter sistem, var olan ulusal bölgesel serveti yönetirken karşılıklı ödün verebilecek insanların yetişmesi. Bunun şeysi yapılması lazım. Yoksa benim beynim harika ama sizin beyniniz belli bir şeye inandığınız için yarımdır diyen bir sistem içinde şey denmez. Şimdi siz diyorsunuz ki
merkezi devlet yapısının işçilerin, kadınların, Kürtlerin taleplerini karşılamadığı aşikar. Tekrar geliyoruz, aynı dönüp dolaşıyoruz. İşçiler bugünkü işçi, dünkü işçi değil. Onun için sendikal faaliyetten başka farklı sendikaların bir araya gelmesi lazım. Vasıflı işçiyle kol kuvvetine dayanan işçi aynı şeyleri savunmuyor. Aynı şeyleri savunmuyor. Onun için kadınlar nüfusun yarısı. Kürtler bir etnik grup. Bunları hepsini bir araya karşılayacak bir sistem bulunamaz. Her bir sistemi ayrı eve almak lazım. Yani biraz evvel söyledim. Erkekler egemenliğini bertaraf etmek için kadın erkeğin beraber konuşması lazım. İşçiler karşılıklı konuşmaları lazım. Kürtler Almanya'daki Kürt dernekleriyle, Rusya'daki Kürt varsa Kürt işçileri dernekleri, Afrika'daki bir araya gelemiyor. İşte onun için bunun asgari üzerinde, Türkiye'de asgariler üzerinde anlaşmak lazım. Her şeyden evvel barışa dayanır bir eski deyimiyle asgari mi müşterek, yani minimal oylama, minimal oylaşma. İşte siz böyle bir dava için daha fazla bilgi edinmeye hazır mısınız? Bu soruya cevap verebilmek için bunun bir tanesini seçeceksiniz. Ondan sonra o işçi meseleleri üzerinde duracaksınız. Kendinize göre bir çevre bulacaksınız. Yoksa bunların hepsini bir sistemle halletmek mümkün değil. Artık sistem böyle düğmeye basaraktan halledilmiyor. İnsan, işte bu okul niye kuruldu? Böyle toplumsal sorunlara gönül verebilecek insanların o dönemin sorununa çözüm bulmaları. Bilmiyorum, yani yazan kimse seçimini yaptı mı? Ama bunlar hepsi birden bir arada olmaz. Türkiye'de mevcut krizi kimliksel kolektif talepler için tartışılan demokratik özellik talebi için ne düşünüyorsunuz? Eğer bir etnik grup, Kürtler, yüzyıllardan beri edebiyatı varsa, şiiri varsa, şarkısı varsa, geleneği varsa ve yani bundan vazgeçmiyorsa, dün vazgeçmediği gibi bugün de vazgeçmiyorsa, ayrıca dışarıdan belli bir takım çıkarlar için şey diyorsa, tahrik ediliyorsa, o zaman bu kimlikte ısrar etmeyi anlayabiliyorum. Fakat yine demokratik özellik, yani şahit olduğumuz bir kanlı savaş yoluyla elde edilmez. Yani bu konuşarak elde edilir. Bütün ülkelere bakın. İrlanda bunu yaşadı, şey yaşadı, Amerika'da yaşadı, savaş yaptı, 10 sene sürdü. Ama sonunda ya hayvan gözüyle bakılan zencileri Cumhurbaşkanı yaptı. Bu kolay olmadı. Yani şey olmadı. Ama konuşa konuşa oldu. Ve alışa alışa oldu. Yani ben Minnesota Üniversitesi'nde okurken sınıfta bir tane zenci vardı. O zaman mesele yoktu. Herkes ondan arkadaşlık ediyordu. Ama
sayısı fazla ve anlayışı sınırlı olan yerlerde tam tersine o zaman pis, nigger diye sesleniyorlar. Mesele anlaşabilmek ve saygı gösterebilmek. Yani bu kimlik, küreselleşme işte bu kimliği yapıyor. Çünkü herkes tüketici. Herkes şey etmek istiyor. Dondurma yemek istiyor. Efendim hamburger yemek istiyor. Bilmem tişört giymek istiyor. E peki ama ayrılmak lazım. Yani herkes böyle şey mi olacak? Aynı doğrultuda mı olacak? Hayır. İşte bu kimliksel kimliksel sorun saygı. Kimliksel sorunu çözmek için yani bir arada yaşayabilmek için bunu şey etmek lazım. Yani bugün Avrupa'da bu şeyin içindedir. Bu çıkmazın içindedir. Orada da bir takım yabancı düşmanı, İslam düşmanı, siyasi kuvvetler büyümek üzeredir. Yani bunu bu kolay değil. Bu son derece zordur. Ama bunun bir yolu da diplomasidir. Diplomasiyi canım bırakın papyonlu, smokingli adamlar. Ama işte o papyonlu, smokingli adamlar zaten tek görevi konuşmak. İşte tek anahtar da konuşmak. Bir araya gelmek, konuşmak. Çünkü konuşmazsanız ondan sonra kurşun yemek var. Yahut da yıkılan evin altında kalmak var. Yani konuşmak lazım. İşte şunu ümit etmek istiyorum. Siz öyle konuşmak üzere toplumdaki büyük sorunları anlayabilecek kapasitede gençler olarak yetişiyoruz. Siz o şeyi içinizde hissedebiliyorsanız kendinizi vakfedersiniz. Ve o zaman önemi ön plana alırsınız. Ben bir soru daha geldi. Farklı ülkelerde yaşadınız, çalıştınız. Oralarda yaşarken uyum sorunu nasıl aştınız? Hiçbir zaman uyum sorunum olmadı. Yani uyum sorunum olmadı çünkü yani belki çok basit bir cevap olacak. Yani ben aptal gibi bir öğretmen olarak hissediyorum kendimi. Benden öğrenmek isteyen insanlar geldiği zaman buyurun kapım açıktır. İstemeyen de şey etmez yani bir uyum sorunum hiçbir zaman olmadı. Dili konuşmak işte o entegrasyon meselesinde dile çok önem veriyorlar ama aslında haklı çünkü konuşabilirseniz anlaşırsınız konuşabilirseniz konuşamazsanız anlaşamazsınız. Evet, soruları bitirdik ama sizi bırakmıyoruz. Bir sürprizimiz var. Bitişte Nermin Hoca'nın küçük bir görsel tanıtımını bir kaydımızı sizinle paylaşacağız. Ondan sonra da asmalık diyeceğiz hocayla birlikte. Şimdiden katıldığınız için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görselimiz hazır herhalde. Evet. Şimdi büyük aşk tek taraflı benim tarafımdan devam etti.
buraya geldim. Pardon, Yavuz Abadan'la evliliğini anlatıyor hocam. Yavuz gibi dedi. Ben dedim, şey etmek isterim. Madem fikrinizi değiştirmediniz, ama dedi üç şartım var. Savaş bitecek. Aile muvaffakat edecek. Ev bulunacak. Şimdi savaşı bitirdik. Peki, aile, ben gittim Eskişehir'e. Tanıştım. Gayet iyi ayrıldık. O da oldu. Peki ev. Şimdi ev Ankara'da tek bir çivi yok. Yani savaş olmuş, hiçbir şey yok yani hiçbir şey. Yeni bina yok, bilmem ne yok falan. Ama Ankara'da bir Kayserili adam var. Bu Kayserili adam ya Ankara'da değil ama sonra Ankara'da oldu. İngilizler savaş esnasında Karabük'te bir çelik, demir çelik fabrikası kurma kararını veriyorlar. Kuruyorlar. Şimdi burada kum var, fabrika burada. Buradan buraya kum gidecek. Adamı biri ilan veriyor gazeteye. Şu eşek sahipleri Kayseri hitabı eşek sahipleri gelsin 15 gün sonra beni falanca yerde bulsun eşekleriyle birlikte. Gidiyor 15 gün sonra. Diyor ki her bir eşek için iki kasa yapacaksınız. Eşeklerin şeyine. Alttan kapaklı, üstten açık. Onları gönderiyor şeye, kum. Orada bir adam kum dolduruyor. Çişliyor bunu. Bu tarafa geliyorlar. Ve İngilizler Donkey Express diye her bir tane beğendiler. Şimdi fabrika bitti. Adam tabi bir kuruş para koymadan servet sahibi oldu. Şimdi o parayı da kullanacak. Alttan çimentoyu da ona hediye aldı kendisine. Bunları Ankara'ya getirdi. Koç yurdu var Maltepe'de. Koç yurdunun arkasında çift bina yaptı. İki tane mütevazı küçük apartmancık. O küçük apartmancıklardan bir tanesini işte oraya girdik. O da şöyle oldu. Yine Yavuz Bey Anadolu Kulübü'ne gidip akşam yemeği yiyor. Bir başka milletvekili demiş ki ben bakıyorum siz her akşam buradasınız. Siz evlisiniz. Hayır. Ama demiş ben tanıdım bir hanım kız var. Gözlük takmaz. Ayak üstüne atmaz. Sigara içmez. Ona gözlüklü. Çok iyi bir ev hanımım. Size tanıştırayım. Ama demiş, benim demiş tam sizin tarif ettiğiniz gibi gözlüklü. Sigara içmez ama ayak üstüne atan bir başka hanım var. Peki niye evlenmiyorsunuz? Ev yok. Ha demiş. Dur bakalım. Ondan sonra bir hafta sonra Yavuz Bey yok Ankara'da. Telefon bana. Kızım gel. Bana dedi ki Maltepe'ye git. Maltepe'de işte bir küçük şey var. Küçük daire. Nohut oda baklı sofra. Minicik. Tamam. Ondan sonra halama haber verdim. Sonra işte 8 Mayıs, yani bir sene sonra 8 Mayıs 1946'da Anadolu Kulübü'nde evlendik. İşte başbakan benim şahidimdi. Meclis başkanı Yavuz Bey şahidiydi. Köydeki bütün, Yavuz'un köydeki akrabaları geldi. Gayet şenlikli bir şey oldu. 1967'de kaybettim. İşte bu fakültenin önünde veda ettik. Burada yatıyorum. Öğleden sonra gideceğim.